Merhaba arkadaşlar. Evde kal ama derslerinden geri kalma videolarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yazım kuralları, imla kuralları 2 dersimize başlıyoruz. Bugün dersimizde arkadaşlar özellikle D, K, M'nin yazımını ve satır sonuna sığmayan kelimelerin nasıl yazıldığı ile ilgili videoyu çekeceğiz arkadaşlar. Evet, birincisinden başlıyorum arkadaşlar. D'nin yazımı. Şimdi arkadaşlar, D Türkçe'de iki şekilde karşımıza çıkar. Bunlardan birincisi bağlaç olan D'dir. İkincisi arkadaşlar, ismin haleklerinden bulunma haldeki olan D'dir arkadaşlar. Şimdi bu ikisi arasındaki farka bakalım arkadaşlar. Nasıl yazılıyor bakalım. Arkadaşlar, bağlaç olan D arkadaşlar ayrı yazılır. Ayrı yazılır arkadaşlar. Bağlaç ayrı yazılır. İsmin hal eki olan D ise bitişik yazılır. Bitişik yazılır. İyi de hocam, güzel diyorsunuz da bağlaç ayrı yazılması gerekirken bitişik yazıyorlar. Ya da harekeli bitişik yazmamız gerekirken ayrı yazmışlar. Ben bunu nasıl anlayacağım? Değil mi arkadaşlar? O yüzden ne yapmamız lazım arkadaşlar? Şöyle düşünmeniz lazım. Hal eki olan D'yi cümleden attığınız zaman arkadaşlar, şöyle diyelim, cümleden atıldığında arkadaşlar, atıldığında cümlenin arkadaşlar, cümlenin anlamı bozulur arkadaşlar. Yani siz onu cümleden attığın zaman cümlenin ne yapması lazım? Anlam olarak tamamen bozulması lazım. Peki hocam, bağlaç olan D'yi atarsan bozulur mu? Bozulmaz arkadaşlar. Ama anlamda da küçük bir daralma meydana getirir. Şöyle yapalım. Cümleden arkadaşlar, cümleden atıldığında şöyle de ayıralım bunları. Anlam bozulmaz arkadaşlar. Anlam bozulmaz. Ancak ne olurmuş arkadaşlar? Daralma olur. Anlam olarak bir daralma meydana gelir. Şimdi arkadaşlar, en önemli fark, ikisi arasındaki en önemli fark buradan kaynaklanır. Yani sen cümleden atacaksın gördüğün D'yi. Anlam bozuluyor mu, bozulmuyor mu? Eğer bozuluyor ise unutmayın arkadaşlar, halekidir bu. Bozulmuyorsa arkadaşlar bağlaçtır. Bunların arasında bir önemli fark daha var arkadaşlar. O da şudur. İsmin hal eki olan D, ünsüz sertleşmesine uğrar arkadaşlar. Ünsüz sertleşmesine uğrar ve şu şekilde yazılabilir arkadaşlar. Ta T'ye dönebilir arkadaşlar. Dönebilir. Ama bakın arkadaşlar, sertleşmeye uğrayan hangisiymiş? İsmin halik olan neymiş arkadaşlar. Ancak bağlaç hiçbir zaman arkadaşlarım ta T, yani ünsüz sertleşmesine uğrayamaz. O yüzden eğer siz bir cümlede ta T'li yazıp görüyorsanız o kesinlikle bağlaç değildir. O olsa olsa harekidir arkadaşlar. Bir arkadaşlar, bağlacın şöyle bir özelliği de var arkadaşlar. Bağlaç şu anlamları katar cümleye. Dahi bile anlamları arkadaşlar, anlamları katar. Şimdi arkadaşlar, şu bireye de dikkat edin. Bire de aynı zamanda bir bağlaçtır diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi D bağlacına D2 arasındaki örnekleri bulalım arkadaşlar şimdi. Ben bunları çalıştım da kazandım. Arkadaşlar önce D'nin altını çiziyorum. Ne yapıyorduk arkadaşlar bağlacı? Cümleden atıyordum. Cümle bozulmuyorsa bağlaçtı. Ancak cümle bozuluyorsa ekli. Bozuluyor bakalım. Ben bunları çalıştım, kazandım. Cümle bozulmadı. Bozulmadığı için bu bağlaçtır arkadaşlar. Bağlaç olduğu için de ayrı yazılmıştır. Yani bu cümle doğrudur arkadaşlar. İkinci örneğe bakalım. Çocuklar bahçede oynuyor. Şimdi D'yi atıyoruz. Bağlaç mekup olduğunu anlamak için. Çocuklar bahçe oynuyor. Bakın cümle bozuldu. Bozulduğu için ben bunu cümleden atamıyorum. Bu ektir arkadaşlar. Ekler nasıl yazılması lazım?
bitişik yazılması lazım. Bitişik mi yazılmış? Hayır. O zaman bu yanlış yazılmıştır. Bunun doğrusu bahçeli şeklinde bitişik olması gerekiyor. Üçüncü örneğimize bakalım arkadaşlar. Mehmet T isimde gelecek. Şimdi arkadaşlar T bağlaç mıdır, ek midir? Atalım şimdi. Mehmet bizimle gelecek. Bakın anlam bozulmuyor. O zaman bu da arkadaşlar bozulmadığı için bağlaçtır. Yani atılabiliyor cümleden. Atılabildiği için bunun nasıl yazılması lazımdı? Ayrı. Unutmayın arkadaşlar. Ayrı şu kesme işareti bunu ayrı yapma. Kesme işareti bu ekli bitişik olduğunu gösterir. O yüzden bu cümle yanlıştır arkadaşlar. Yazım yanlışı vardı. Hem de burada iki tane yazım yanlışı var arkadaşlar. Nedir hocam? Bir ayrı yazılmamış. İkincisi bağlaçlar hiçbir zaman ta-t ne yapmazdı? Olmaz arkadaşlar. O yüzden hem D olması lazım hem de ayrı yazılması gerekiyordu arkadaşlar. Evet bakalım. Nisan'da okullar kapalı olacak. Arkadaşlar atıyorum cümleden. Nisan okullar kapalı olacak. Cümle bozuluyor. O zaman bunu yazma arkadaşlar neymiş? Doğrudur çünkü buradaki ekli doğru yazılmıştır. Osmanlı'da resim ve minyatüre önem verilmiştir. Şimdi atalım D'yi. Arkadaşlar bağlaçma ek olduğunu bilmeseniz önemli. Atın cümleden. Osmanlı resim ve minyatüre önem verilmiştir. Osmanlı. Bakın cümle bozuluyor. O zaman bunun yazımda nedir arkadaşlarım? Doğrudur. Çünkü bu ektir arkadaşlar. Eklerde nasıl yazılırdı? Bitişik yazılırdı. Devam edelim arkadaşlarım örneklerimize. Şimdi spor yapmak da vücut sağlığı için önemlidir. Şimdi D burada işaretliyorum ve atıyorum. Spor yapmak vücut sağlığı için önemlidir. Bakın atılabiliyor. O zaman bu bağlaçtır. Bağlaç olduğu için ayrı yazılması gerekir. Yazılmış mı? Yazılmış. O zaman bu da doğrudur arkadaşlar. Tokat'ta Karadeniz bölgesinin güzel şehirlerindendir. Atıyorum arkadaşlar. Tokat Karadeniz bölgesinin güzel şehirlerindendir. Oluyor mu? Oluyor. Bağlaçtır. Hocam ayrı yazılmış. Hayır arkadaşlar. Evet. Bağlaçtır. Ayrı yazılmış ama burada yeni yanlışlık var. Ne yanlışlık? Bağlaçlar ne olmuyordu arkadaşlar? Ta-t olmuyordu. O yüzden bunun yazımı yanlış. Bunun doğrusu ne olacak? Tokat'ta. Hocam şurada fıstıkçı şahından sonra D'nin T'ye dönmesi gerekmiyor mu? Gerekmiyor. Bağlaçlar ünsüz sertleşmesine uğramaz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Evet. Diğer bir soruya geçelim. Covid-19 dünyada ekonomik sıkıntılara yol açtı. Şimdi arkadaşlar atıyoruz bunu cümleden. Covid-19 dünya ekonomik sıkıntılara yol açtı. Olmuyor bakın. Atılamıyor cümleden. Anlam bozuluyor. Bu ektir. Ve bunun yazımı arkadaşlar doğrudur. Bitişik yazılmıştır. Doğru kabul ediyoruz arkadaşlar. Sen de buraların yabancısısın. Şimdi D'yi atıyorum arkadaşlar. Sen buraların yabancısısın. Oluyor mu? Oluyor. O zaman ben bunu ne yapmam lazım? Ayrı yazmam lazım. Neden? Çünkü bağlaçtım. Nasıl anladın? Cümleden attım. Cümle ne yapmadı arkadaşlarım? Bozulmadı. Yani ayrı yazılması gerekir. Seni gökte ararken yerde buldum. Arkadaşlar bunların işaretlerim şimdi iki tane var. Şimdi atıyorum cümleden. Seni gök ararken yer buldum. Bakın atıldığı zaman cümle bozuluyor. O yüzden bunlar ektir. Her ikisi de ektir arkadaşlar. Ekler nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Arkadaşlar bitişik yazılmış mı? Evet. Peki hocam şurada T'ye dönmüş dönebilir, ek dönebilir. O yüzden bunun ikisi de yazımı doğrudur arkadaşlar. Evet çıkmış bir soruyla D'li örneklerimizi bitirelim arkadaşlar. Kitabın bende olduğunu sen de biliyordun. Şimdi arkadaşlar D'den işaretliyorum. Bağlaçla ek arasındaki farkı anlamak için cümleden atıyorduk. Şimdi atalım şimdi. Kitabın ben olduğunu. Arkadaşlar kitabın ben olduğunu olmaz. Attığın zaman cümle ne yapıyor? Bozuluyor. Demek ki arkadaşlar bu ekmiş. Ek nasıl yazılması lazımdı? Bitişik. Bitişik mi yazılmış? Hayır. O zaman bunun yazımı yanlıştır. Bunu bitişik yazmamız lazımdı. Kitabı devam ediyorum. Şimdi bunu bitişik yazdıktan sonra cümleye devam ediyorum. Kitabın bende olduğunu
sen biliyordun. Bakın arkadaşlar, bu sefer şu D'yi attığım zaman cümle bozulmuyor. Bozulmadığı için arkadaşlar ne yapmam lazım? Attığımız zaman bağlaştı. Çünkü bağlaştığında ne yapmazdı? Anlam bozulmazdı arkadaşlar. Anlam bozulmaz. Peki bitişik mi yazılı? Hayır. Bağlaştığında nasıl yazılırdı? Ayrı. Demek ki bu yanlış yazılmıştır. Bunu da ayrı yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ki'nin yazımına bakacağız. Arkadaşlar Türkçe'de ki üç şekilde karşımıza çıkacak. Birincisi bağlaç olan ki, ilgi zamiri olan ki ve sıfat yapan ki olmak üzere üç tane arkadaşlar. Şimdi bunları tek tek verelim. Arkadaşlar bağlaç olan ki ayrı yazılır arkadaşlar. Ayrı yazılır. Peki hocam diğerleri nasıl yazılır? Arkadaşlar ilgi zamiri bitişik yazılır. Bitişik yazılır. Sıfat yapan ki nasıl yazılır arkadaşlar? O da bitişik yazılır. Hayda, şimdi bir anda ne yaptık arkadaşlar? Üçünü de görmüş olduk. Şimdi arkadaşlar size bir formül öğreteceğim. Tabii burada yazım kuralları alakalı olduğu için burada bağlaçma zamiri bir sıfat mı değil de nasıl yazıldığıyla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ki gördüğünüz yere hemen üzerine ler etiketlemeye çalışacaksınız. Ya da ki'nin üzerine nin ekini getirmeye çalışacaksınız. Eğer ki'nin üzerine ler geliyorsa kendinden önceki kelimeye bir bütün oluşturup anlamlı oluyoruz arkadaşlar. Anlamlı. Ya da kendinden önceki kelimeyi nin getirip yine anlamlı oluyorsa bu arkadaşlar bitişik yazılan gruplardır. Eğer ki bu taraf anlamsız oluyorsa, yani cümle anlamsız hale geliyorsa o bağlaç olan kimdir? Şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bakın arkadaşlar. Sen ki Fatih'in torunusun. Torunusun. Adam dedi ki bize bunun yazımı doğru mu yanlış mı? Bitişik mi ayrı mı bilmem ne arkadaşlar bilmiyorsunuz dedi. Kuralımız ne? Ler getireceğiz ya da nin ekini getireceğiz. Anlamlı mı anlamsız mı bakacağız arkadaşlar. Hemen ki'nin üzerine ler eki getiriyorum. Siz nin de getirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın getiriyorum. Ve kendinden önceki kısımla birlikte şuraya kadar okumaya çalışıyorum. Senkiler. Oluyor mu arkadaşlar? Senkiler. Anlamsız değil mi arkadaşlar? Unutmayın. Bunu getirdikten sonra bura anlamsız oldu. Ha, anlamsız olduysa buradaki ki neymiş arkadaşlar? Bağlaç ki'sidir. Peki bağlaç ki'si nasıl yazılır arkadaşlar? Ayrı yazılır. Ayrı yazılmış mı? Yazılmış. Doğru mu? Doğru diyeceksiniz. Anladık mı arkadaşlar? Burada ne yapıyormuşuz? Ki'nin üzerine ler eki getiriyoruz. Eğer anlamlıysa bitişik yazılır. Anlamsız olursa senkiler olmadığı için arkadaşlar ayrı yazılır. Ayrı yazılan neydi? Bağlaçtı. Ayrı yazılmış mı? Yazılmış. O zaman arkadaşlar ne diyecek? Bu ayrı yazılan bağlaçtı dememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, şimdi bağlaç olan ki'ye bakalım. Bağlaç olan ki nasıl yazılıyordu? Ayrı dedik. Peki nasıl anlıyorduk biz bunu? Üzerine larler ya da nin eki getiriyorduk. Eğer anlamsız olursa o demek ki bağlaçtı. Onu ayrı yazmamız gerekir. Bu maddeyi unutmayalım. Bir de arkadaşlar sizin işinize çok çok yarayacak bir madde. Her kaynakta da göremezsiniz bunu. Ve çok çok işinize yarayacaktır yazım kurallarında. Fiillerden sonra gelen ki'ler daima ayrı yazılır. Ne demek hocam? Arkadaşlar bir fiil varsa ve peşinden ki geliyorsa ayrı yazmak zorundasınız. Mesela duydum ki unutmuşsun. Unutmuşsun. Gözlerimin rengi. Duymak nedir arkadaşlar? Fiil. Ki ne yapıyor? Fiilden sonra geliyor. O zaman ben bunu nasıl yazacağım? Ayrı. Ayrı yazdığım için nedir arkadaşlar? Bağlaç. Tamam mı? Peki hocam siz demiştiniz ki ler getirir anlamsız olur. Bakalım. Duydum kiler. Bakın olmuyor. O yüzden arkadaşlar bunu da aklınızdan çıkarmayın.
Devam edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, ay yazılır dedik. Ek getirdiğimiz zaman anlamsız olması gerekir dedik. Fiillerden sonraki gelen kilerin daima ayrı yazılması gerekir dedik. Ama şurada birkaç istisnamız var arkadaşlar. Bunlar bitişik yazılan kilerdir. Bu yukarıda anlattıklarımızı bunlara uygulamayacaksınız. Bunları ezberlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunun formülü var. Sol, ba, çe, mi arkadaşlar. Bunlar her zaman bitişik yazılır. Hangileridir arkadaşlar? Sanki. Bakın arkadaşlar. Her zaman bitişik yazılırsınız. Oysa ki. Madem ki. Belki. A'da bir şey yok arkadaşlar. Halbuki. Çünkü. E'de de bir şey yok. Mer ki arkadaşlar. İlla ki. Bakın arkadaşlar, gerçekten zor. Niye hocam? Bakın arkadaşlar, mer ki bitişik yazılır. Eğer ki olsaydı hayır yazılırdı arkadaşlar. Çok enteresan değil mi? Bakın, mer ki bitişik, eğer ki ayrı yazılır. İşte o yüzden arkadaşlar, buradaki formülü ezberlemeniz lazım. Son bahçemi. Bunlar her zaman bitişik yazılır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ilgi zamir olan ki'ye bakalım. İlgi zamir olan ki bitişik yazılır arkadaşlar. Nerede kullanılan ilgi zamiri? Şimdi zamir neydi arkadaşlar? Zamir, diğer ifadeyle adım, yani ismin yerine geçen sözcükler. Şimdi biz isim tamlamalarında tamlanan, düşen yerini ki alır arkadaşlar. Ve o ki tamlayana bitişik yazılır. Bakalım arkadaşlar. Benim boyum seninkinden uzun. Şimdi arkadaşlar, burada benim boyum bir tamlama. Senin boyundan, değil mi? Senin boyun. Burada bir tamlama var. Ama ne yaptık? Tamlanana düşürdük. Yerine ki'yi yazdık arkadaşlar. İşte bunun adına ilgi zamiri denir arkadaşlar. Devam edelim ki. Seninki yine okulu asmış. Senin, ne diyeceğiz arkadaşlar, tamlamaya koyalım. Arkadaşın, değil mi? Senin arkadaşın okulu yine asmış. Bu kitabınkiler oldukça güzelmiş. Bu kitabın ne olsun arkadaşlar? Örnekleri, bakın. Kitabın örnekleri, isim tamlaması var. Ama biz ne yapıyoruz bunları? Düşürüp yerine ki getiriyoruz arkadaşlar. Telefonumun şarjı bitti, seninkini alabilir miyim? Telefonumun şarjı bitti, senin, ne diyeceğiz arkadaşlar? Telefonunu alabilir miyim? Bakın, aslında burada tamlama senin telefonu, biz bunu düşünüyoruz, yerine getiriyoruz arkadaşlar, ki getirmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, üçüncü ki'ye bakalım, sıfat yapan ki. Sıfat yapan ki bitişik yazılır arkadaşlar. Yapım ekidir. Bakın bu çok önemli. Yapım ekidir. İsimden önce gelin. Niye? Çünkü sıfat yapıyor. Şimdi arkadaşlar, ben bunu gruplara ayırdım. Sıfat yapan ki neylerin üzerine gelir? Arkadaşlar, sıfat yapan ki 3 şeyin üzerine gelir. Bunlardan birincisi daha değerinin üzerine gelir arkadaşlar. Nasıl olur? Bakın, evdeki hesap çarşıya uymadı. Hangi hesap? Evdeki hesap arkadaşlar. Okuldaki masa, balkondaki vazo gibi bu örnekler artabilir. Birincisi neymiş arkadaşlar? Daha değinin üzerine gelinmiş. İkincisi de arkadaşlar, zaman bildiren sözcüklerin üzerine gelir. Mesela bu yılki sınav. Hangi sınav? Bu yılki sınav. Akşamki maç. Sabahki kahvaltı şeklinde bu örnekleri arttırabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncüsü de yer yön bildiren sözcüklerin üzerine gelir arkadaşlar. Aşağıki mahalle, yukarıki komşu, ileriki sokak şeklinde ifade edilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, mi'ye bakalım şimdi. Mi arkadaşlar soru edatıdır. Hani sorularda diyor hangisi yoktur. Mi arkadaşlar edat olarak karşımıza çıkar. Bunu unutmayalım.
Mi nasıl yazılır? Kendinden önceki kelimeden ayrı, kendinden sonraki eklemle bitişik yazılır. Bakın kendinden öncekinden ayrı, kendinden sonrakilerle bitişik yazılır. Mi çekim ekidir. Soru anlamı dışında cümleye değişik anlamlarda ne yapabilir arkadaşlarım? Katabilir. Şimdi örneklere bakalım arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar örneklerimize bakıyoruz. Bu kitabı daha önce okumuş muydum? Bakın arkadaşlar, mi edatı kendinden önceki kelimeden ayrı yazdım. Kendinden sonraki ekle ne yaptım? Bitişik yazdım. Ve cümleye ne anlamı kattı arkadaşlarım? Soru anlamı kattı. Güzel bir arabası var. Soru var mı arkadaşlar? Hayır. Ayrı mı yazdım? Yine ayrı yazdım. Ne anlamı kattı? Pekiştirme anlamı kattı arkadaşlar. Diğer bir örneğimize gidelim. Derslerine çalıştın mı başarılı olursun. Yine ayrı yazdım. Bakın her zaman ayrı yazdım. Bunu unutmayalım. Ve cümle koşul anlamı kattı. Yerlerinize oturur musunuz? Bakın arkadaşlar soru sormuyor burada. Sözde soru cümlesi var. O yüzden soru işareti koyuyorum. Ama cümleye rica anlamı katıyor arkadaşlar. Sabah oldu mu onun yanına gideriz. Arkadaşlar ne anlamı katıyor? Zaman anlamı katıyor. O yüzden niye edatı ne anlamı katarsa katsın her zaman ayrı yazılır ama cümleye de farklı farklı anlamlar katabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir notumuz var. Önemli. Mi edatı ile arkadaşlar olumsuzluk eki. Olumsuzluk ekimiz neydi arkadaşlar? Mame. Mame ne yapıyordu arkadaşlar? Daralmaya uyuyordu. Mı, mi, mu, mü şeklinde oluyordu. Bunları birbiriyle karıştırmamamız lazım arkadaşlar. Karıştırmamamız lazım. Bakalım şimdi. Biz az önce demiştik mi her zaman ayrı yazılır demiştik. Size soru böyle gelir zaten. Niçin benimle gelmiyorsun? Burada yazım yanlışı var arkadaşlar. Çünkü sanki buradaki soru anlamı katan buymuş gibi yapıyorlar. Hayır. Burada soru anlamı katan niçin, neden zarfıdır arkadaşlar. Buradaki geliyorsun kelimesini olumsuz yapıyoruz. Gelmiyorsun. İşte arkadaşlar bunun bu şekilde bitişik yazılması lazım. Buradaki soru işareti var diye bunu niye karıştırmayın. Bu olumsuzluk ekidir. O yüzden bunun yazımı yanlıştır arkadaşlar. Bunu bitişik yazmamız gerekir. Başka bir örnek. Neden bunları bize anlatmıyorsun? Bakın arkadaşlar. Anlatıyorsun, anlatmıyorsun. Bakın olumsuzluğu. Anlatmıyorsun. Bu arkadaşların mame ekini yor yüzünden ne yapması arkadaşlar? Daralmaya uğramasıdır. O yüzden bunun da ayrı yazılmaması gerekir. Doğrusunun bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde D bağlacı ve D ekini, ki'nin ilgi zamiri sıfat yapan ki ve bağlaç olan ki'yi ve son olarak da mi edatını işlemiş olduk. Herkese iyi dersler diliyorum arkadaşlar. Unutmayın, evde kalın ama derslerden geri kalmayın.